alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Kısaca özgeçmişlerini okuduğumuz konuşmacılarımızı tek tek sahneye alacağız. Konumuz mega şehircilik projeleriyle değişen konut profilleri, turizm yatırımları, ticaret ve sağlık yapıları ve bunlara özel satış pazarlama kanalları. İlk konuşmacımız Regin Avrupa Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Sayın Mete Varas. Buban Yatırım İcra Kurulu Başkanı Sayın Hakan Buban. Mete Varas'ı özgeçmişine merak sayın. Mete Varas, Reden İstanbul Ofisi'nde Avrupa Bölgesi İş Geliştirme Müdürü. 15 yıldan daha fazla bir süre internet ve teknoloji alanlarında önemli gelişimlerde bulunmuş, kurucu ya da yönetici olarak yer almış bir isim. Özel seyahat kuratör sitesi Jabiro ve VY Media şirketlerinin de kurucu ortağı, daha önce iCentral şirketinin, yani akıllı dijital imza ürün ve servis sağlayıcısı bir şirketin ülke müdürlüğünü üstlendi. Yine Türkiye'nin ilk sertifika yetkilisi TurSign ve Datascope, Avrupa'nın ilk elektronik yatırım performanslarından biri olan şirketlerden birinin de ortaklığını ve yönetim kurulu üyeliklerini yaptı. Mete Varas'ın özgeçmişinin hemen ardından peyzaj mimarı Oktan Nalbantoğlu'nu da sahneye davet etmek istiyorum ben. Oktan Nalbantoğlu 1986 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun. Sırasıyla 1988 ve 1997 yıllarında yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversiteden aldı. İlkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaya devam etmekte. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli uluslararası firmada kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev yaptı. Türkiye peyzaj mimarlığındaki öncü konumuyla kuram ve uygulamayı birleştiren Nalbantoğlu, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada en yüksek ödülleri alan isimlerden biri. 10 tasarım adlı Türkiye'nin saygın peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım ofislerinden birini de yönetmekte aynı zamanda. Bu oturumun yönetmenliğini Sayın Bekir Yıldırım Yener Yıldırım yönetecek. Ancak Buban Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Buban'ın özgeçmişini de sizlerle paylaşmak isterim. Buban profesyonel meslek hayatında sırasıyla Dedeman Holding, Çukurova Holding, Hastamon Holding, Kuzu Grup, Metroport AŞ şirketlerinde yöneticilik ve genel... Şimdi bu mega proje dediğimiz şeyden ben aslında kenti anlıyorum. Kentin aslında bizatihi kendisi mega proje olarak anlatılabilir. Biliyorsunuz kentlerimiz uzunca bir süredir imar planlarıyla değil, gerçekten mevzi imar planlarıyla beraber yönetilmeye başladı. O şekilde kentsel toprak, kentsel arsaları üretmeye başlıyoruz. Ancak bu mevzi imar planları o kadar enteresan ki kendi iç dünyalarında problemi bir tarafta çözmekteler. Ancak dışarıya tamamen gözlerini kapamaktalar. Şimdi bu durum özellikle sabahtan beri hep böyle bir kentlerimiz dönüşüyor, kentlerimiz gelişiyor ama kentsel yaşam kalitemizi nasıl arttıracağız diye düşünüyoruz. Sabahtan beri o tartışmalar sürüyor biliyorsunuz. Evet, kentsel yaşam kalitesini nasıl arttıracağız? Çok güzel konutlarımız var. Asansöre basıyoruz, müthiş hızlı bir şekilde evimize ulaşıyoruz. 40. kata çıkıyoruz, evimizde yaşıyoruz. Evimizden dışarı çıkıyoruz, yürüyecek kaldırımımız yok. Adımımızı atıyoruz çamura. Her tarafımız toz, yaşam alanı yok. Abdi Hocam'ın dediği gibi çocukların oyun alanı yok. Yani böyle bir durumda kentsel yaşam kalitesinden nasıl söz edebiliriz? Ve istediğin kadar mega projeleriniz olsun, lüks konutlarınız olsun, dışarı çıktığınız andan itibaren kendinizi mutsuz hissediyorsanız ki yaşamınızın büyük kısmını dışarıda zaten geçiriyorsunuz, o zaman mutlu olamazsınız. Kentsel yaşam kalitesini arttırmanın temelinde aslına bakarsanız bir kentsel tasarım mevzusu yatıyor. Bu kentsel tasarım meselesi dediğimiz şey, oluşturmuş olduğunuz farklı emsallerden oluşan kentsel parçaların, kentsel örgülerin bir şekilde tek bir potada aslında eritilmesi anlamına geliyor. Planlamayla, salt şehir planlamayla kentleri artık örgütleyemediğimizi biliyoruz. Yani bir emsal değeri vermiş olduğumuz bir parselde, ben şahsen kendim yüzlerce süliyet size çıkarabilirim. Emsal değeriniz aynı ama süliyetleriniz yüzlerce süliyetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Halbuki
kentlerimizin artık imar planlarıyla beraber kentsel tasarım ölçeğinde kent süliyeti ve kent mimarlığı anlamında yeniden örgütlenmeye ihtiyacı var. Kentlerin bir mimarlığa ihtiyacı var. Aslına bakarsanız bu anlamda da belediyelerin SALT veya gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırımcılara arsayı verip sonra arkaları dönmeleri değil, onlarla beraber ellerini taşın altına sokma vakti gelmiştir. Bugün işte toplu konut idaresi diyoruz, emlak konut, yatırım ortaklığı diyoruz veya belediyeler diyoruz, kentsel dönüşüm adı altında yapmış oldukları projelerde projeyi evlendiriyorlar. Fikirtepe projesi neden hayata geçirilmedi deniyor. Fikirtepe projesinin çünkü bir kentsel organizasyon altyapısı yok. Herkes tek başına projeleri almış, örgütlemiş, projesini çok güzel yapmış. 10 tane benzemez bir araya geldiği zaman hiçbir şekilde bütünlük elde edemiyorsunuz. Ya ben gerçekten bir taraftan da Fikirtepe projesinin bu haliyle hayata geçmemesinden de çok memnunum. Yani bir sistematiğe ihtiyaç var kentlerde aslına bakarsınız. Bu anlamda da kentsel tasarımla beraber ki ben peyzaj mimarıyım, peyzaj mimarlığının bu süreçte ciddi anlamda aktif olarak sürece dahil olması gerekiyor. Çünkü bizzatihi adımınızı dışarı attığınız andan itibaren yaşam alanında karşılaştığınızda sorunları çözmek adına bir peyzaj mimarının örgütlenmesine ihtiyacı var kentlerin. Yeşil mimarlık dedik, yeşil mimarlıkla beraber biliyorsunuz artık hiçbir meslek disiplini tek bir projeye tek başına ayağa kaldıramıyor. Yani bir ekip çalışmasına ihtiyaç var. Ekip çalışması olmadan hiçbir projeyi halletmek bugün için mümkün değil. Bu anlamda yeşil mimarlığın içine girdiği bir ortamda kentle beraber yatay düzlemin dışında dikey düzlemde de yeniden bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Ya biliyorsunuz son yılları saymazsak veya işte son 10 yıl öncesine kadar yeşil mimarlık adı altında toprağı olmayan, toprakta yetişmeyen 10 metre 15 metre yüksekliğinde imajlar, ağaç imajlarıyla biz biliyorsunuz kentsel projelerle tanıştık. Projeler tanıtıldı. Projelerin süliyetinde yeşil çatılar, işte balkonda ağaçlar ama toprak yok. İşte ondan sonra bu ağaçların toprakta yetişebileceği ile ilgili bir teorem gelişti ve mühendislik, mimarlık yeniden kurgulanmaya başlandı. Bu nedenle bu sürece mutlaka çok fonksiyonlu, çok yönlü bir stratejik plan çerçevesinde bakmak lazım. Yani bir projeyi bırakıp terk etmek değil, projeyi sonuna kadar yürütmek özellikle yerel yönetimlerin çok önemli işlevlerinden birisidir diye düşünüyorum. Şimdi bu satış stratejileri falan derken dikkat ederseniz hep kentsel yaşam kalitesi üzerinden bu satış stratejileri geliştiriliyor. Yani hangi projeyle karşılaşırsanız karşılaşın, o proje işte bu 70 katlı, 80 katlı binalar falan demiyor. Bahçenizde, doğanın içinde, botanik bahçesinde gezeceksiniz deniyor. Ama yine botanik bahçesinin dışına çıkıyorsunuz, yine bir keşmekeşin içindesiniz. Şimdi burada aslına bakarsanız son zamanlarda gündeme gelen yeşil vergisi veya rant vergisi, ben bunu 15 sene önce kendi doktora tezimde işlemiştim. Yeşil vergisi öneriyordum kentlere. Gerçekten gayrimenkul sahiplerinin cebine giren rantın mutlaka belli bir kısmının yeşil vergisi adı altında kamuya dönüşümün sağlanması gerekiyor. Bunu sağlayamadığınız takdirde kentsel yaşam kalitesinden söz etmek de mümkün olmayacaktır. Bugünkü devletin kendi imkanları çerçevesinde. Eğer ki bu kanıtlanmıştır, her proje çevresine değer kazandırıyor ki bu İstanbul'da en üst seviyededir. Aynı şekilde Ankara'yı bu şekilde sayabiliriz. Belediyenin bir kent parkı olarak konut alanları içinde yapmış olduğu bir rekreasyon yatırımı bile hemen çeperinde birinci derecede görsel ilişki kurabilen konutların hepsinde %30-%40 ranta sebep oluyor. Bu anlamda devletin kendi eliyle oluşturmuş olduğu rantın mutlaka ya gayrimenkul sahiplerinden geri alınması, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması veya daha yaşanabilir kentsel çevrenin oluşturulması anlamında da çok ciddi anlamı var. Benim sürem çok kısıtlı olduğu için aslında çok söylemek istediğim şeyler var ama biraz da görsel meselelerden devam etmek istiyorum. Şimdi burası kamusal alan dediğimiz şeyde aslında burası Kadıköy Meydanı, İstanbul. Bu Kadıköy Meydanı'nda yeni bir kentsel tasarım projesi geliştirdik biz. Bunu
İlk etapta sunumumda yoktu, son anda, son bir saatte sunuma koydum. Çünkü böyle mega projeler, kentler, yaşam kalitesi falan deyince bu kentin bütünüyle ele alınması gerektiğini kurgulayan bir şey. Siz istediğiniz kadar bu meydanın çevresi, bugün Kadıköy'ün çevresi, istediğiniz lüks konutu yapın. Önünüzde otobüs durakları, keşmekeş, adım atabileceğiniz yaya olarak yürüyebileceğiniz bir kaldığınız olmadığı müddetçe kentsel yaşam kalitesinin hiçbir anlamı yok. Bu nedenle mesela Kadıköy bir meydanı projesi gerçekleştikten sonra göreceksiniz en az ikiye katlayacak çevresindeki. Yani kentsel dönüşümü tetikleyecek. Kentsel dönüşüme ciddi bir ivme kazandıracak. Yani bu proje çerçevesinde bugün için Kadıköy'ü bilenler bilmiyorum, büyük kısmınız zaten biliyorsunuzdur. Otobüs dolmuş duraklarının olduğu yerler buradan kaldırıldı. Burası tamamen bir yaya promenadı ve kıyı bir Kadıköy'ün yalısı haline getirildi. Kadıköy meydanlaştırıldı. Yeniden ele alınarak bir kentsel yaşam alanı oluşturulmuş oldu. Ve bu plan çerçevesinde de Haydarpaşa'nın önündeki Haydarpaşa ile Kadıköy'ü birleştirmek adına da ciddi bir adım atılmış oldu. Bunlar Kadıköy'ün yeni meydanı umarız ki yakın bir zamanda ihalesi gerçekleşecek. Kuruldan geçti çünkü projeler. Diğer taraftan kentsel gelişim projeleri veya konut gelişme projesi derken neyi kastediyoruz? Evet, şimdi aslında bu örnek uygulamalardan birisi olarak görüyorum ben bu Türkiye'de. Emlak Konut'un geliştirmiş olduğu Başakşehir'deki Hoşdere olarak tanımlanan konut geliştirme projesi. Emlak Konut ilk defa bir master plan düzeyinde bir daha büyük ölçekli, yani mega proje tanımı olarak da tanımlanabilecek farklı inşaat firmalarıyla sahiplendirilerek oluşturulan önemli bir kentsel gelişim projesi oluşturmuştu. Ve bu da ilk etapta yapılan bir onun master planıydı. Sonra master planda tabii ciddi değişiklikler oldu ama kurgusu değişmedi. Yani sistemin tam merkezinde bir açık yeşil alan ve bu yeşil alandan yaya yollarıyla, yeşil kamalarla tekrar yeni konut alanlarıyla bunların bütünleştirilmesi. Yani sistemin bir bütün olarak kurgulanması anlamında bunu belirtmek istiyorum. Bu çerçevede çıkan bir master plandı. Bu projenin müteahhit firmaları farklı olmakla beraber mesela bir kentsel tasarım düzeyinde veya peyzaj tasarımı düzeyinde projelerin büyük çoğunluğunu biz yapıyoruz. Yani bunun en önemli avantajı biz burayı sadece içinde çözdüğümüz bir konut parseli veya konut adası olarak değil, bizatihi sistemin bütünüyle ele alınmış bir kentsel açık yeşil alan sisteminin bir parçası olarak gördüğümüz için her yaptığımız işte bir sonraki etabı düşünerek bunu tasarlıyoruz. Yani bunu yaptığımız takdirde işte o zaman biraz daha kentsel yaşam kalitesinden söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bunlar o ilk yapılan master planın renderleri. İşte sokaklar, caddeler, yaya alanları, dikey mimarlık veya yatay mimarlık, onların arasında oluşacak kentsel silüet, dolu boş ilişkisinin nasıl olacağı, nasıl dengede olacağı. Gerçekten yani böyle bir şeyde gene sabahtan da bu yapılar yaklaştıkça kullanım şey artıyor. Evet, yani bu da bir kentsel tasarım meselesi olarak ele alınabilir. Yani illa çok büyük boşluklara ihtiyacımız yok. Bazen hiç yeşil yapmadan da kentsel yaşam kalitesini arttırabilirsiniz. Yeter ki standartında veya dengesinde bir kentsel açık alan sistemini oluşturabilin. Bu da son gelinen noktada oluşan şeylerden. Bunlar konut alanları, konut alanlarının çevre düzenleme projeleri ve onların farklı olan ilişkilerini gösteriyor. Buradaki hiçbir sistem tek başı kendi içinde çözülmüş değil. Her çıkışın yaya bağlantısının mutlaka kentle bir iletişimi, bir ilişkisi var. Bunlar yine aynı şekilde. Sol üstteki. Evet, biliyorum çok az kaldı. Yani bunlar dış mekan kullanım alanları, kültürleri. Yine Hoşdere'den. Bu da Hoşdere'nin içinde bakın yeşil kamalarla ve ortasındaki ana örüntüsüyle beraber kent parkına yaslanmış sosyal donatı alanları ve konut projeleri. Bunun içindeki park da bu çerçevede ele alındı. Henüz çevresinde birçok konut adası henüz yer almazken Emlak Konut mesela öncelikle bu parkı yaptı. Bunun nedeni tamamen kolay satış stratejisi. Ama aynı zamanda kentsel çevrenin iyileştirilmesi anlamında da ciddi katkısı var. Bu gene o parktan bir takım görseller. İşte bisiklet yolları, bunların bir sistem olarak, tek bütün olarak çözülmesi. Bu gene
problemli yani ya işte böyle bir meselenin bir problematik olarak ele alınması anlamında İstanbul'da MR Square projesi yüksek emsal. Yani akıl alır gibi bir emsali yok ama her noktasında bir yeşil mimariyle beraber işte teras bahçeler, çatı bahçeler gibi peyzajın bir yatayla düşeyde birleştirilmesine yönelik şeyler. Mesela buradaki temel şeylerden, aşılan sorunlardan birisi şu oldu. Eğer buraya ağaç dikmek istiyorsanız 1,5 metre toprak derinliğine ihtiyacınız var. Bunların bütün statik hesapları da bu anlamda statik mühendislerle beraber çözülerek şu anda yürütülebiliyor. En azından yani şu görüntüyü elde edebileceğiz. Aksi takdirde yani şu bahçelerden, şu düşeydeki bahçelerden söz etmek mümkün olamayacak. Bütün bu ağaçların hepsinin şu anda altında gerçekten 1,5 metrelik bir toprak katmanı var. Burası Ankara'da bir proje. Bu en azından ya mimariyle peyzajın birlikte var olmaya dayalı olan ilişkisini anlatmak adına bence önemli. Yani bu alanın hemen hemen neredeyse %70'inin altı otopark. Yani bunun üstünde bir çevre oluşturuluyor. Yani böylece gerçekten bir taraftan tamamen otopark gizlenerek ama yeterli toprak derinliğiyle elde ederek peyzajın böyle bir sihirli elinin değmesiyle beraber kentsel çevrelerinde biraz daha yaşanabilirliğini ortaya koyacak uygulamalar. Yani bunun uygulaması zaten bitti şu anda, yaşam var burada. Bunların şu görmüş olduğunuz alanların hepsinin altı otopark. Tabii burada temel sorunlar. Burası sokak. Mesela bakın bir şeyin konut bloğunun yukarıdan aydın gün ışığı alan bir konut bloğunun içinde oluşturulmuş olan bir sokak. Yani buradaki toprak derinlikleri de aynen sağlanabildiği için zaten normalde bir sokak gibi işlevini sürdürebiliyor. Bunlar da diğer projeler aslında ben biraz dediğim zaman bitti galiba. Tamam. Sayın Başkan. Peki. Es cümle demek istediğim aslına bakarsanız gene tekrarlayayım. Ya projelerin her birisi tek başına bir değer, bir anlam ifade edebilir. Ama bütünü oluşturamadığınız takdirde kentsel yaşam kalitesinden söz edemeyiz. Çok teşekkür ederim.